Hepinize merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine gördüğünüz gibi abimin dükkanına geldim. Yine bir RC araba incelemesi yapacağım. Daha önce kendi arabamın temizlik videosunu çekerken bu araçları da inceleyeyim mi diye bir anket yaptım. Hatta şu anda o anket sonuçlarını ekrana veriyorum. İncelememi istemişsiniz. Ben de önce sarı arabayı inceleyerek başlamak istedim. Bu araçlarla ilgili sormak istediklerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Yakın zamanda Instagram'dan bir soru cevap videosu yapacağım. Bana soru sorun bu araçlarla ilgili dedim. Sorular sordunuz. Genelde sorular fiyat ağırlıklı geliyor. Bu araçların fiyatları değişebiliyor arkadaşlar. Nasıl değişebiliyor? İçine alacağınız parçalardan dolayı değişebiliyor. Standart olarak hazır arabalar da var. Onların fiyatları da hani şimdi net bir şey söyleyemem. İnternette farklı fiyatlar var. Ama açık konuşmak gerekirse bu biraz pahalı bir hobi. Biz genelde araçlarımızı önce şasi olarak alıyoruz. Yani boş şasi alıyoruz. Sonra içine istediğimiz parçaları ekliyoruz. O yüzden biraz maliyetleri yükseliyor. Hazır olarak internetten ikinci el araçlar da bulabilirsiniz. Ben bu videoda fiyat incelemesi zaten yapacağım. Parçaların fiyatlarını elinden geldiği kadar size göstermeye çalışacağım. Ama ben şu arabayı şu kadar mal ettim desem yalan olur. Çünkü hani benim atıyorum 500 liraya aldığım bir parçayı siz belki yurt dışından başka bir siteden 300 liraya bulup getirebilirsiniz. O yüzden benim vereceğim fiyat sağlıklı olmaz. Ben size parçaların markalarını, modellerini söyleyeyim. Siz yine internetten araştırmak isterseniz internetten araştırabilirsiniz. Şöyle kısaca hemen kepinden başlayalım. Bu kep, bunlar boş kep arkadaşlar. Yani bu aracın üstüne istediğiniz kepi takabilirsiniz. Önemli olan bu kepin altındaki sistem. Önemli olan yani parayı buna veriyorsunuz. Yani bu çok büyük bir para değil. Ortalama 250 lira gibi para bu kep. Bu şeffaf olarak geliyor. Sonra istediğiniz bir boyayı alıyorsunuz. Boyayı atıyorsunuz. Abim Nissan almış. Kepin üstünde de bazı oynamalar falan yapmış. İşte bazı stickerlar falan şöyle göstereyim, yapıştırmış. Ondan sonra farları normalde biliyorsunuz 350Z'lerin farları büyük oluyor. Onları biraz daha küçültmüş. Kendine göre böyle bir oynamalar yapmış. Bu keplerde boyayı içeriden atıyoruz. İçeriden attıktan sonra işte ışık tesisatını falan geçiriyoruz. Kablolar görünmesin diye yine biz üstüne bantlar falan çekmişiz. Sarı bant çekmişiz. Kepimiz bu şekilde. Dediğim gibi parayı buna vermiyorsunuz. Ben bunu çıkartırım. Şahin kepi bulursam eğer takarım. Şahin olmuş olur bu araba. Çıkartır Honda S2000 takarım. S2000 olmuş olur bu araba. Yani önemli olan içindeki sistem. Siz içindeki sisteme para veriyorsunuz. Sistemi incelemeden önce kumandasını anlatayım kısaca. Bunun kumandası da güzel, özel bir kumanda. Tam profesyonel bir kumanda. Benim kumandamdan farklı. 2.4 GHz. Teknik bilgilerini çok fazla bilmiyorum. Teknik bilgileriyle de çok fazla sıkmak istemiyorum sizi. Kumandanın markası Sanwa. Modeli de MT4. Sanwa MT4. İnternetten teknik bilgilerine falan ulaşabilirsiniz. Yanlış biliyorsam bilenler düzeltsinler. Bildiğim kadarıyla 18-20 arası araç kodlanabiliyor bu kumandanın üstüne. Şöyle ekranı falan var üstünde. Şu şekilde bir ekranı var. Şöyle... Aynen açtığımda şurada ekranı var. Burada bir ayarları falan var. Böyle bayağı... Şey yani bayağı karışık bir kumanda bu. Geldik aracımıza. Önce şasisinden başlayayım. Bu aracın şasisi benim aracımın şasisinden farklı. Şaft aktarmalı. Benimkisi kayış aktarmalıydı biliyorsunuz. Yani izleyenler biliyordur. İzlemeyenler için söylüyorum. Daha önce benim kanalımda Mavi Lancer kendi aracımı incelediğim bir videom var. Onu da yukarıda çıktı bir kart. Ona tıklayarak ulaşabilirsiniz. Benimkinde kayış geçerken bunda ortadan bir şaft geçiyor. Motor şafta bir güç veriyor. Şaftı çeviriyor. Şafttan da tekerleklere bir güç gidiyor. Böyle düşünebiliriz. Bu şasenin ismi Yokomo Drift Type C diye. Type C mi artık? Type C mi? Nasıl okunuyorsa. Yokomo Drift Type C diye geçiyor. Benim şasemden farklı olarak bu araçta, bu şasede denge çubukları var. Anti-roll barlar dediğimiz.
Onun haricinde arkası kilitli diferansiyel, ön taraf tek yönlü açık one way. Bu ne demek oluyor tek yönlü açık one way? Şöyle göstereyim. Bakın öne açık, boşta gidiyor. Arkaya çevireceğim zaman dördünü birlikte çeviriyor. Öne açık, arkayı dördünü birlikte çeviriyor. En belirgin özellikleri bunlar. Farklı bir durumu yok, başka farklı bir durumu yok. Dediğim gibi denge çubukları var bu araçta, bu şasede ekstra olarak. Onun haricinde motor daha önceki benim incelediğim kendi arabamla aynı. Speed Passion 10.5 turn'lük bir motor var üzerinde. Güçlü, kuvvetli bir motor, daha önce de söylemiştim. Benim aracımdan farklı olarak ekstra soğutucular var bu motorun üzerinde. Fan var ve soğutucu var. Pil yine Zippy marka 5000 mAh'lik bir pil var aracın içinde. 2 hücreli bir pil bu arada bu. Yani 5000 mAh iyi, ortalama 1 saat, 1 saat 15 dakikalık bir kullanım süresi sağlıyor. Bizim için ideal, yeterli oluyor. Direksiyon servosu Futaba BLS 451. Yine benim kendi mavi aracımda kullandığım servo. Güzel bir servo, bunu seviyoruz, bunu kullanıyoruz. ESC olarak Hobbywing 120 amperlik bir ESC. Yalnız benim mavi arabamda kullandığım siyah kafa ESC'ydi. Black Edition diye geçiyordu. Bu kırmızı kafa ESC. Evet arkadaşlar, aracımız genel hatlarıyla bu şekilde. Benim aracımdan farkı olarak şase farklı. Benimkisi kayış aktarmalı. Bu şaft aktarmalı bir şase. Motorumuz aynı. Sadece bu araçta ekstra motorda soğutucular var. Benim aracımda yok. Direksiyon servomuz aynı. ESC'miz hemen hemen aynı. Bir de dediğim gibi denge çubukları, anti-roll barlar var şasede farklı olarak. Arka diferansiyel kilitli. Şöyle göstereyim. Ön taraf tek yönlü açık one way. Yani tek yönlü arkaya çalışıyor ama öne boş. Arkaya çalışıyor ama öne boş. Benim aracımdan belli bariz farkları bunlar. Geri kalan parçaları hemen hemen aynı. Evet, bu incelememizin de sonuna geldik. İlerleyen zamanlarda diğer videoda gördüğünüz kırmızı Mitsubishi Lancer'ı da inceleyeceğim sizin için. Fiyatlarını falan göstermeye çalışacağım. Sizin sormak istediğiniz şeyler varsa yorum kısmına belirtebilirsiniz. Fiyatla ilgili sordunuz, ya çok soru geliyor fiyatla ilgili. Açıkçası cevaplayamıyorum çünkü farklı farklı fiyatlar var. Yani abi ne kadar araç bulabiliriz, 500 araç bulabilir miyiz, 1000 lira araç bulabilir miyiz gibi yorumlar geliyor. Yani bulabilirsiniz desem yalan olur, bulamazsınız desem yalan olur. İkinci el bakabilirsiniz internetten. Hani bunların fiyatları farklı. Örnek olarak söyleyeyim, sadece bu araçın boş şasesine, yani içinde hiçbir parça yok, şu andaki fiyatı yanlış hatırlamıyorsam ekrana da vereceğim, 170 euro civarında. Yani ortalama günümüz rakamlarıyla 1200-1250 gibi bir rakam yapıyor sadece boş şase. Bunun içine alıp motor koyuyoruz, ESC koyuyoruz, pil koyuyoruz gibi farklı farklı fiyatlar ortaya çıkabiliyor. O yüzden siz bana fiyat sorduğunuzda ben size net bir şey söyleyemiyorum çünkü alacağınız parçalara göre değişiyor. İleride şöyle bir düşüncem var, en uygun fiyata RC arabana stoplarım gibi bir video düşüncem var. İnşallah ilerleyen zamanlarda elimden geldiği kadar size uygun maliyetlerle RC arabayı nasıl toplayabilirsiniz, bunu göstermeye çalışacağım. Sözü ben daha fazla uzatmayayım. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.